sevgili seyirciler, Ramazan hazırlıkları başladı Samsun'da ve tüm Türkiye'de ve tüm Müslüman aleminde. Biz de bugün Samsun'da yufka ekmeği yapan kadınlarla bir araya geldik. Ramazan hazırlığı yapıyorlar. Onlarla birlikte sohbet edeceğiz. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Yufka ekmeği yapıyorsunuz Ramazan'a. Evet. Neler söylemek istedik? Ne yapalım, geldi bir Ramazan daha. Gençler unutmasın diye gelenekleri devam etmek istiyoruz yufka açmaya. Yapıyoruz, hazırlık yapıyoruz. Siparişler yapıyoruz. Kaç adet yapıyorsunuz? Yetiyor mu size bir Ramazan boyunca? Tabii yani serbest, istediğimiz kadar, kim ne kadar istiyorsa, börekliğimiz, tatlılığımız, hepsini ayrı ayrı yapıyoruz. Ya yetmediğinde tezgahımız açık. İhtiyaçları tekrar yerine getirebiliyoruz. Ya hem aynı zamanda hem işiniz hem de Ramazan hazırlık. Evet, hem iş hem Ramazan hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Sanırım Karadeniz yöresine özgü bir gelenek. Genelde evet, yani bu tarafta daha çok biliniyor, Karadeniz bölgesinde. Ama ne kadar daha bilinecek onu da bilmiyoruz. Yeni nesil bunu yapacak mı, devam edecekler mi onu da bilmiyoruz. Elimizden geldiğince işte gençlere örnek olsun diye bu adeti devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama devam edecektir. Artık iş olarak da yapıldığı için herkes bunun peşinden gidecek. Peki yufka ekmeğini sade olarak mı yapıyorsunuz? Çeşitleri var mıdır? Ne? Yapılışı zor mu? Hayır hayır, yok, çok da zor değil. Yani bize belki de bildiğimiz için artık zor gelmiyor. Kolay bir açımı var. İşte biz börekliye ayrı, tatlılığa ayrı olarak hazırlıyoruz. Yemek istediğimizde bol tereyağıyla da yağlayıp yiyoruz. Bize Ramazan'la ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi sanki 11 ay geçsin de hep bu ay gelsin diye beklenir gibi bir hazırlık insanlarda. Sürekli mesela işte Ramazan öncesi, belki de bayramların coşkusu. Hala işte biz çocukluğumuzda çok coşkulu yaşadığımız için şimdi aynı coşku yok, biliyorsunuz. Bayramlar yalnızca haçlık, dışarılarda gezmek, tozmak, ama bizim zamanımızda öyle değildi. Onun coşkusuyla birlikte sanki işte hani bu 10 ay geçsin de Ramazan gelsin, peşinden kurbanı gelsin, o coşkuyu. Belki de biz biraz yaşlanıyoruz, ondan da belki içimizde bu hisler var. Güzel bir duygu. Allah herkese sağlıkla nasip etsin. Amin. Ramazanlar. Siz bize Ramazan'la ilgili neler söylemek istersiniz? Kolay gelsin bu arada. Teşekkür ederim. Ya en fazla sene geçtikçe çok özlüyorum. Ya eski Ramazanları, eski insanların Ramazan'a gösterdiği saygıyı, oruç tutanlara gösterdiği saygıyı çok özlüyorum. Ama çok seviyorum. Her seferinde korkuyorum, çok uzun bir gün nasıl olacak diye, ama çok şükür zevkle, çok mutlulukla da geçiyor. Yufka ekmeği açıyorsunuz siz de. Evet, evet, aynen, çok seviyorum. Yapmayı çok seviyorum, yemesinden çok açmayı çok seviyorum. Ya belki de bir sene boyunca bunu bekliyorum diyebilirim. Ramazan'ın coşkusu ayrı oluyor değil mi? Hazırlıkları da bir heyecanlı oluyor sanki. Yani çok heyecanlı oluyor. Sanki sadece Ramazan'a özgü bir şeymiş gibi hiç başka zaman aklımıza gelmiyor. Ama Ramazan dendiği zaman tezgahlar kurulacak, yufkalar açılacak, şenlik olacak, işte çaylar içilecek, yağlılar yenilecek falan. Hep bunun heyecanı, bunun sevincini yaşıyoruz tabii ki. Her zaman yaşıyoruz bunu. Ramazan'ı da çok seviyoruz. İftar oldu. İftardan sonra parkımıza inelim. Semaver yakıyoruz. Çayımızı içiyoruz. Sohbet ediyoruz. Apartmanca, komşularca iftar yapıyoruz. Mesela inşallah yarın akşam ilk iftarımızı apartmanca bahçemizde yapacağız. O zaman şimdiden size hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum size de.